Sultanım, ne olur üzülmeyin artık. Nasıl üzülmeyeyim? Validem zinhar izin vermeyecek bir araya gelmemize. Silahtarla da konuşamadım. Nasıl çözülecek bu mevzu hiç bilmiyorum. Ya silahtara bir şey olursa? Gel. Sultanım, valide sultanımız sizi çağırıyor. Gel. Ben burada felaketle uğraşırken siz arkamdan iş çevirmişsiniz. Beni sükutu hayale uğrattınız. Size itimadım da inancım da sarsıldı. Bunun tek bir çözümü var. Sizi evlendireceğim. Validem, yapmayın ne olur. Validem ben evlenmem zinhar. Size soran olmadı. Geverhan, sen Abaza Mehmet Paşa ile evleneceksin. Validem. Atike, sana da uygun bir talip bulacağım elbet. O vakte kadar hiçbir hadise istemiyorum. Çıkabilirsiniz. Mutlu musun Atike? Validem hiç sevmediğim bir adamla evlendirecek beni. Soğudum için. Senin yaptığın yanında bu ne ki? Belki şimdi beni daha iyi anlarsın. Hala farkında değilsin. İkimizin de hayatını mahvettin. Benim hayatım sizin mermer köşede gördüğüm an mahvoldu zaten. Sultanım. Haberi benden işit istedim. İşit ki çektiğim acıyı senin gözlerinde göreyim. Kösem sultanımızı diyorsanız gelip konuştular benimle. Peki Geverhan'ı kiminle evlendireceğini de söyledi mi sana? Bosna Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa. Sultanım,
Valide Sultanımızın kararını işittim. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Hünkârımız haricinde hiç kimse saadetimize mani olamaz. Şimdi gidiyorum. Her şeyi anlatmak için. Ne olur bilmiyorum. Bir daha sizi görebilir miyim? Konuşabilir miyiz bilmiyorum. Şu fani dünyada tek üzüntüm de bu olur. Siz öyle güzel, öyle eşsiz bir varlıksınız ki gökler bile sizinle neşelenir, sizinle güler. Hal böyleyken eğer bir insan tutar da size aşık olursa buna şaşılır mı? Bu sebeple yaşadığım müddetçe ve dahi toprağın altındayken de size kul köle olacağımı bilin kâfi. Hünkârım. Gel silahlar. Hünkârım. Bunca senedir yanınızdayım. İnayetinizle genç yaşımda silahtarınız oldum. Bahşettiniz, hasoda başınız oldum. Beni dost bildiniz. İnandınız. İtimat ettiniz. Canınız canım, varlığınız güneşim oldu. Sizden azade bir hayatım olmadı. Sırlarım olmadı hiç. Bir sır hariç. Keşke vaktiyle itiraf edebilseydim size. Hünkârım. Benim gönlümde kardeşiniz Geveran Sultanımız var. Onun gönlünde de ben. Kalbimizle, kaderimizle sizindir hünkârım.